Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Merhaba, hoş geldiniz. Biz bugün turunç topluyoruz. Bir önceki videomuzda demiştik bahçede iş çok diye. Artık turunçlar iyice oldu. Şu an toplanıyormuş galiba. Videoda daha önceki videolarımızda geçen ay böyle çürük olanlar yerlere falan dökülüyordu. Siz söylemiştiniz, portakalları ziyan ediyorsunuz. Neden toplamıyorsunuz? Biz para verip alıyoruz. Siz yere döktürüyorsunuz onları falan demişti. Bunlar turunç arkadaşlar. Portakal ya da mandalin değil. Biliyorsunuz, bilenler bilir. Turunç reçeli çok güzel oluyor. Çok lezzetli. Ben dışarıda yemiştim. Bir kahvaltıcıda. Ama kendim yapmadım. Vallahi internetten falan baktım dün akşam. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? O kadar çok zor ki. Bana çok zor geldi. Hamide abla dedi ki ben yapıyorum. Ben yaparım, ev sahibimiz. Ondan sonra tamam dedi Hamide abla, biz turunçları topluyoruz o zaman. Hamide abla yapacak. Şaka bir yana, yani ben yapamıyorum. Ama deneyeceğim. Hani çok az da olsa böyle 3-5 taneden denemek istiyorum. Becerebilir miyim bilmiyorum. Biz de Hamide abla için turunçları topluyoruz. Kabuğu rendeliyor, kabuğu yapılıyormuş değil kabuğu mi? Kabuğu yapılıyormuş, evet. Var var. İç kısımda da çok güzel. İç kısımda daha çok var. Şimdi ağacın altına girdim. Şöyle iç kısımdan da göstermek istiyorum. O kadar güzel görünüyor ki. Ağacın dışında yokmuş gibi duruyor ama bu iç kısımlarında daha çok, değil mi? Bayağı var. Ay, nasıl güzel bir görüntü. Evet, işe başlarken ben ne olacak ya, 5 dakikada toplarım dedim ama bitmedi. İçeri girince 5 dakikada olmayacağı belli oldu. Bir kasa yeter mi? Evet ya, hepsini toplarız da şimdilik bir kasayı toplayalım, yeterli yani. Aynen, tamam. Şeyler var, örümcekler bağlamış böyle ağacın her yerine. Bak, örümcek ağı var. Şuralarda gösterebilirsin. Dur, bir yerde görmüştüm ben. Bak, şurada karşıda dalla var. Şurada arada var. Görünüyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar, şu örümcek ağı bakın. Bu narenci ağaçları çok örümcek bağlıyor. İnanılmaz derecede örümcek var. Böyle bilmeden altına falan girmeye ya da yaprakların arasına girmeye kalktığımızda suratımıza şöyle bir kafamıza örümcek bulanıyor, değil mi? O örümceğin olması yani ağacın ilaçsız olduğunu, yani zehir olmadığını göstermiş. Tabii, amanız yok zaten. İki tane ağacı, mesela insanların iki tane, üç tane ağacı var. Atmasınlar yani ilaç ya da zehir falan da, değil mi? Bak şuraya baksana. Bak şu örümceklere bak. Örümcek, evet. Ay, şuraya çok da güzel görünüyor. Burası bayağı sarkmış. İçine girme ya. Çünkü kafanı nereye çarpacağım belli değil. Değil mi? 4-5 kere çarptım yani. Tamam, bu dış kısımda çok kalmadı. Yukarıda var. Altları aldık bayağı. Değil mi? Evet. Altları bayağı aldık. Üstlerde var genellikle, değil mi? Daha çok kaldı. Üstleri de merdivenle halledeceğim. Vallahi nasıl güzel, portakal gibi kocaman olmuşlar. Oh. Dur, ben alırım. Kafana mı düştü? Tabii, düşmesi olur mu? İyi ya, bayağı aldık. Ya bunu götürelim şimdi. Sen dur, biz taşıyacağız onu kızım.
Şuraya gelir bakıyor. Şuraya gölgeye koyalım da. Bütün engelleri aşıp buraya giriyorum. Biz bu tahtaları bayağı bir yükselttik arkadaşlar. Çünkü dışarı çıkıyorlar. Ya gelsene, gel gel şunlara bak. Ay. Ay ne oldu ya sizi? Ne oldu? Bak bak bak. Şunlara bak. Çatlaklar. Hadi bakalım hanginizi alayım? Gel seni alayım. Gel. Allah ya Rabbim. Anneleri de geldi. Evet. Arkadaşlar, sayabiliyor musunuz bilmiyorum. 6 tane kaldı. Bir, ay, düşeceğiz. Bir tanesi gitti. Kahverengi vardı biliyor musunuz? Kahverengiyi aldılar. Kahverengi gitti. Bu galiba bizimle kalacak. Çok emin değiliz ama bilmiyoruz yine de. Bakacağız artık duruma göre. Bu hafta içinde biri daha alacak. Kalacak 5 tane. Ay ay, hepinizi severim ya ben. Hepinizi seviyorum. Hepinizi. Bak bak bak. Evet evet. Ay canım benim ya, şuna bak. Aa, ama tırnaklarınız çok çiziyor. Tırnaklarınız çok çiziyor. Gel. Acık da seni alayım, gel. Ay dur, alamadım. Dur, alamadım. Gelin bakalım. Gelin bakalım güzeller. Allah Allah. Şunlara baksana. Evet. Ne oldu, sen gelemedin mi? Ay mikrofonu yakalıyordu. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz biliyor musunuz? Evet. Hele bunun çilleri var. Ay arkadaşlar, bunun çillerini göstereceğim size. Göbeğinde de var. He? Göbeğinde var. Göbeğinde var. Bir de şey, burnunun üstüne bakar mısınız? Bakın yakında. Bak. Şurada çilleri var. Burası çilli. Bak. Bak bak. Dur. Senin çillerin mi var ya? Allah, gümüşte de var. Hadi. Hadi inelim. Siz çok güzelsiniz hepiniz. Hepiniz çok güzelsiniz. Değil mi? Allah. Zaten bir tanesi var ya, şu hangisi hep yatıyor. Evet, o sondaki bak. Şu ağacın altına aylar bir şey. Ha, o. Bütün gün yatıyor o. En sakin bir usulları o. Çok sakin, evet. Evet. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Allah. Evet arkadaşlar. Bir önceki videoda ıspanakları göstermiştik. Vallahi bunlar için kuzu ıspanağı yazmış Özgen abla, değil mi? Kuzu, evet. Ispanağı. Bir de şey, bazıları böyle olurmuş. Bazıları işte sudan dolayı olmuş olabilir. Çok su almıştı ya. Hani kurtarabildiğinizi kurtarabilirsiniz dediler. Geç büyüyen olur diye yazmış bir bazıları. Şimdi daha çok verimli olur diyenler olmuş. Vallahi biz burayı belleyip geçecektik, değil mi? Evet. Temizleyecektik. Ya. Olmadı diye öyle yapacaktık. Ama kıyamadık panaklara. Dedik ki biraz daha dursun. Şöyle iyice otunu falan temizleyelim. Çünkü gözden çıkarmıştık ıspanakları artık. Ama siz öyle yazınca kıyamadık aslında. Bir daha deneyelim bakalım. Kolları sıvadık. Şöyle bir otunu temizleyelim dedik. Onunla zor olur canım. En azından ufak ufak da olsa hani kurtarılan yapraklardan salata falan yaparız. Yemek yine küçük azar azar, hani bize yetecek kadar az bir şey öyle... Yemek gibi kavururuz falan, bir şeyler yaparız dedik kurtarabildiklerimizden. O diğerini ne yapsan? He? Ya eldiven yok başka. Eldivenleri bulamıyoruz. Hayır, çok bari var. Bir tanesini bana versene. Sağ elinde olanı. Neden? Ben de yolayım. İki elinle bir şey yapmıyorsun ki sen. Ben sana, oğlum birini denge yapıyorum. Aşağıda eğilip de ot yormak zor iş yani. Ben sana eldiven vereceğim. Biraz bacakları uzun ya. Zor zor oluyor eğilmek, değil mi? Evet. İyi, hadi getir. Eldivenleri hep şey oldu arkadaşlar ya. Evde tadilat falan yaparken harçtı, sıvaydı, boyaydı falan derken bir sürü vardı, mahvoldu. Sonra kış geldi zaten. Çok bahçede bir işimiz olmadı. Ama çarşıya gittiğimizde 2-3 tane daha böyle bir eldiven almamız lazım. Çünkü gitti eldivenler. Buyur eldiven.
Bana bir tane yeter. Hakiki deri. Bunlar... Şurada bir tane delik var ısırgandır ısırcık elime. Hepsi yırtık. Baksana. Yırtık. Bu da yırtık. Baksana buna. Bakayım. Aa. Neyse o sağ ama galiba. Sen solaksın ya. Kurtarırsın oradan. Şöyle bir yolalım ya otunu falan. Bir ferahlasın bakalım. İnşaatta çalışırken bu eldivenleri harcadık. Evet ya. Tadilatta. Tadilatta gitti bu eldivenler. Topraktan çıkamayan daha dipte. Baksana minicik ıspanaklar var. Olmadı ıspanak bizim ya. Olacak. Arkadaşlar birkaç gündür böyle bahçeyle oyalanıyoruz, saçır neşiriz ya. O kadar iyi geldi ki. O kadar iyi geldi ki size anlatamam. Havalar da güzel. İçeri giresimiz yok. Evler soğuk. Tabii ev serin. Soğuk ya dışarısı. Evin içinden bu halde çıktım. Şimdi şu halde terliyorum ya. Tişört de doğalsam iyi olacakmış. Havalar çok güzel arkadaşlar. Cemre düştü diyorlar ama düştü mü bakmadım ben de. Ne zaman bilmiyorum. Ondan herhalde ilk önce havaya düşüyordu değil mi? Öyle biliyorum. Herhalde ondan havalar ısındı artık. İlk önce havaya, sonra havaya toprağa, en son suya diye biliyorum. Hatta şey derler diye işte Cemre suya düştükten sonra denizin suyu iyice ısınır, gelecek kıvama gelir falan diye. Ben o konuda emin değilim ya. Yani. İlk önce bence suya düşüyor. Önce havalar ısınıyor, bahar geliyor ya. Tamam, o zaman havaya düşüyor. İyi ya, bayağı açtık. Benim bir taburam var aslında, ben ona oturup... Ya otur. Ama öyle de olmuyor. Neden? Bilmiyorum, ayarı tutturamadım. Olur olur ya. Tamam, çekil. Buralarda hiç çıkmamış ıspanak ya. Bu taraflarda daha çok yoğun çıktı. Orada daha çok var. Şimdi şu uzun otları koparalım da sonra minik o dipte kalanlara da biraz çapa yaparız. Toprak nerede? Toprak havalanır. Oraya arkaya koydum. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Biz dışarı çıktık ya akşama kadar içeriye girmeyiz. Ne oluyor biliyor musunuz? Giden gelen oluyor işte burada. Konu komşu falan öyle. Eş dost. Takılıyoruz ne yapıyorsunuz bilmem ne. Bizim de işlerimiz oluyor. İşte yavruları çünkü 3 kere yemek yiyoruz sabah öğle akşam falan. Habire bir böyle bir şey oluyor yani. Öyle koşturma bitmiyor. Bitmiyor. Birkaç gün havalar güzel diye dışarıdaydık. Akşam saat böyle 5'e geliyor falan. Şimdi kahve içiyoruz. Akşamüstü çay yapıyoruz falan böyle. Sonra diyoruz ya akşam ne yiyeceğiz? Tabii yemek önemli. Tabii akşama kadar öyle bir bahçede işlere kaptırıyor ki insan akşamüstü olunca diyoruz ki akşam ne yiyeceğiz? Diyoruz artık peynir ekmek, menemen, makarnaya talim yine. Çünkü şey ama anladım yani çok fazla mesela eve ve başka bir şeye önem vermiyorsun. Çünkü dışarıda o kadar çok iş vesaire bir şey oluyor ki. Yani ben dün ne yaptım biliyor musunuz? Diğer odaların hepsini süpürdüm. Sildim. Oturma odasına geldim. Elektrik süpürgesini ortaya attım bıraktım. Dedim ki biraz dinleneyim. Dışarı çıkayım. Bir mola vereyim. Biraz dışarıda Aydın da iş yapıyordu. Bakayım ne yapıyor dedim. Bir çıktım oturdum orada. Oturma odası kaldı. Süpüremedim. Dedim buranın dedim tozu şimdi diğer odalara gidecek.
Hadi dedim yıkay kalk akşam. Hallet dedim burayı da. Yorulmuşum onu da yapamadım. Öyle kaldı hala duruyor. Ama evet. O yapacağım birazdan. Şu işi bitireyim. Oraya ev temizliği geçeceğim. Genelde ya çoğu zaman akşamları yapıyoruz. Evet. Çünkü alt kat üst kat olmadığı için kimse de rahatsız olmuyor bu konudan. Tabii. İster süpürgeni aç, istersen müzikle temizlik yap. Son ses aç. He. Tabii ya o şeyin de güzelliği var. Şu pazı mı? Pazı. Evet yani. O pazı. Orada bir tane pazı çıkmış ya. O zaman sökmüyoruz bunu. Hayır hayır kalsın. Ispanak tohumunun arasında karışmış herhalde o pazı. O pazı da çıktığı zaman bayağı sarıyor. Bir sürü ürüyor. Şimdi ıspanaklar meydana çıktı. Göstereceğim size. Ottan bir önceki videoda çok görünememiş olabilir. Şimdi daha net belli oluyor. Şöyle basmadan. Turp otu mu bu? Turp otu galiba. Gerçi çok var bahçede ya. Senindeki çapa büyük. Bu şu kökü çapayla çıkarttım. Gerek yok tamam. Hayret ya burada ıspanak yok. Evet evet buraya çok gelmedi. Az kaldı ya. Bayağı yol aldık galiba değil mi? Evet arkadaşlar bayağı bir uğraştık. Şöyle açtık. Biliyorsunuz bir sürü ısırgan vardı. Tabii biz artık ıspanaklar olmaz diye düşündüğümüz için burayı komple belleyecektik. Salacaktık yani. Kendi haline. Şöyle göstereyim ben size ıspanakları. Şöyle. Burada da ıspanak tohumunun içinden bir tane pazı çıkmış. Bir tane pazımız var bir adet. Şurada göstereyim hemen. Bayağı otunu yolduk. Mesela şu ıspanak böyle. Bu sararmamış. Böyle yeşil henüz. Bu da sararmış olan. Böyle böyle sararıyorlar. Şimdi akşam üzeri üstten sulama yapacağız buna böyle fiskiye gibi. Evet yapalım. Güneşini daha çok da yakabilir. Toprağı yumuşak ama ya. Üzerinden sulayalım. Baksanıza arkadaşlar. Artık şey yapabildiğimizi, kurtarabildiğimizi böyle şu yeşillerinden koparıp öyle kavururuz. Çok teşekkür ederiz söylediğiniz için valla. Yoksa biz gözden çıkarmıştık ıspanakları. Evet bugün otlu olacağımıza bel yapıyordum burayı. Evet şurada da var göstereyim böyle. Böyle oldu ıspanaklar. Mesela şu ne kadar taze baksana. Bu yemyeşil bunda hiçbir şey yok. Ya Allah'ın izniyle kurtaracağız ya onları da. Kurtaracağız. Akşam üzeri unutmadan hemen bir sulama yapalım. Mesela bu bölgede hepsi bir araya toplanmıştı. İlk ektiğimizde de öyleydi. Buraya çok sık gelmiş ıspanaklar. Burada daha çok sararanlar var. Şöyle yakınlaştırayım. Bayağı bu bölgede. Ama diğer yerler daha rahat, geniş geniş. Bu bölge biraz daha sık. İnşallah ya dur bakalım. Hemen kaybetmeyelim ıspanaklarımızı. Şunu böyle bir güzel sulayayım. Üzerinden böyle yağmurlama yapayım. Tamam. Birkaç güne zaten toparlar o kendini. Aynen sulayalım toplasın. Kimileri çok güzel yemyeşil ya değil mi? Tazecik olur, görünüyor. Hepsi güzel olur. Hepsi güzel düzelecek inanıyoruz. Baklalar da öyle. Baklaların yapraklarından salata yapın yiyin dediler birkaç takipçimiz. Çok güzel oluyormuş biz bilmiyorduk. Vallahi ben yapayım. İnternetten bakayım yani sadece yaprağını mı yiyeceğiz? Soğan falan net bir şey koyacağız mı bilmiyorum. Evet arkadaşlar bayağı bir ıspanakları açtık iyi oldu. Çok fazla ısırgan vardı kurtaramayacağımızı düşünmüştük. Ama sizin önerilerinizle ve dün Hamile ablaya da ben sormuştum. Ev sahibine demiştim abla ıspanak çıkmıyor. Sen ıspanak ektin mi? Kendi bahçene çıktı mı falan demiştim. O da dedi ki çıkar acele etme. Daha dedi yeni yeni bile olabilir dedi. Hepsini dedi yok etme kalsın dedi ıspanakların o da. Sizlerin sayesinde ıspanaklarımızı belki kurtaracağız. Valla çok üzülmüştüm ya. Çünkü bayağı suyun içinde kalmıştı.
Bahçede olmak gerçekten bize birkaç gündür çok iyi geldi. Yani buna bizim imkanımız var. Bahçeye çıkabiliyoruz. En azından bir hava değişimi oluyor bizim için de. Oyalanıyoruz. Tabii ki şehirde yaşayanların böyle bir imkanı yok. En fazla çarşıya, pazara ya da bir çay bahçesine, deniz kenarına gidip belki de bir değişiklik yapabilirler kendilerine. Yavaş yavaş hep birlikte toparlanacağız. Yaralarımızı saracağız. Ben inanıyorum. Birlik olacağız hepimiz de. Zaten çok güzel bir birliktelik sergiledik. Evet, bu bozulmasın. Evet. İnşallah bozulmasın bu beraberlik, birlik, dayanışma, paylaşma. Bozulmaz. Her Ben şey bozulacağını sağlıklı. düşünmüyorum. Arkadaşlar, şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi bu bahçeyle ilgili bir önceki videomuzda bakla yapraklarından salata yapabilirsiniz dediler. Ben daha önce duymamıştım. Yani duymuş muydum onu da hatırlamıyorum. Şimdi internetten bakacağım tarifini ama hani yanına ne doğranıyor, ne yapılıyor, soğan mı, havuç mu ya da marulla beraber rokayla karışık mı yapalım? Yanına en yakışan lezzet hangisi bilmiyoruz. Biz de öyle çok gayri ihtiyari direkt böyle koparıp yemek istemedik. Varsa böyle yapanlar, yiyenler yorumlara yazarsanız seviniriz. En azından böyle çok iki farklı ya da üç farklı lezzeti birbirine karıştırıp değişik böyle kötü bir lezzet çıkarmak istemiyoruz ortaya. Siz biliyorsanız yanına yakışan bir lezzeti bize söylerseniz çok seviniriz. Bizden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.